Çünkü e, görebildiğim kadarıyla yalnızca gençlerimiz değil biz yetişkinler de belki gençler kadar olmasak bile e, bir ucundan zaman israfıyla muhatabız veya zaman israfı konusunda suçluyuz. E, şöyle ki e, zaman aslında farklı bir açıdan baktığımızda ömrün ta kendisi. E, zamanı ıskalayarak ömrü yaşamak mümkün değil ya da ömrü zaman olmadan götürebilmek mümkün değil. Bu bağlamda e, dini yaşamak, Müslümanca yaşamak eşittir zamanı değerlendirmek demektir. Bu yüzden Allahü Teala Teala bütün ibadetleri belli bir zaman çerçevesinde insanın hayatına yerleştirmişken... ...namaz gibi bir ibadeti günde beş defa farz kılmıştır bütün Müslümanlara. Yani tabiri caizse insanı zaman bilinciyle, bilinciyle kuşatabilmek için beş vakit namazla günü kuşatmıştır. Ee, biraz önce siz de e, buyurdunuz Ramazan'da biraz daha fazla zamana dikkat ediyoruz. İmsak ne zaman, iftar ne zaman gibi en azından yemek saatlerimizde de çok dikkatli bir biçimde zamanı gözetiyoruz. Ama normal bir gün içinde beş vakit namazın farz kılınmasının önemli hikmetlerinden biri Müslüman'a namaz disiplinini öğretmektir. Bu yüzden bu açıdan bakıldığında e, Müslüman ayağının kaymasının mümkün olduğu en önemli en riskli alanlardan biri zamanı kaybetmek. Hocamın biraz önce okuduğu hadisi şerifte Peygamber Efendimiz maalesef bir gerçekliğe işaret ediyor. İnsanların çoğu aldanmıştır zamanı disipline etmek, zamanı hakkıyla kullanabilmek konusunda. Ama daha manidar olan bir başka şey daha var ki allah Teala Kur'an-ı Kerim'de e, kendi adına değil daha çok önemli olan başka şeyler adına yemin eder. Nelere yemin ettiğine baktığımızda allah Teala'nın evet. Onu saymadan önce şunu söyleyelim. Biz insanlar yemin ederken en değerli varlıklar üzerine yemin ederiz ki sözümüz inanılır olsun diye. Allah-u Teala da değerli şeyler üzerine yemin eder. Bu değerli şeylerin başında zaman gelmekte. Asır suresinin ilk e, kelimesi asır zaten zamana işaret evet. eder ama onun dışında Allahü Teala o kadar çok zamanla ilgili kavrama yemin eder ki bu Allah'ın zamana verdiği değeri gösterir. Bir ayet-i kerime Allah katında ayların 12 olduğu ve bunun değiştirilmemesi hı hı. gerektiğine işaret eder. Yani ayların sayısını bile 12 değil 13 yapmamız Allah tarafından doğru bulunmaz. O yüzden zaman Allah katında çok özel bir yere sahip. Bu yüzden de biz sık sık zamanla ilgili uyarılırız hem ayet kelimelerle hem hadislerle. Hı hı. Dikkat etmemiz gereken şey şu, Allah sabaha, sabah vakitlerine, fecre yemin eder ancak akşama veya gece vakitlerine yemin ederken koyup giden güne işaret hmm. eder. Yani elimizden kayı veren, bir daha bize Geride dönmeyecek kalan. olan ee, ve e, hakkıyla layıkıyla yaşadık mı bunu düşünmemizi istercesine geçip gittiği zaman diye o gidişe sürekli bir akışa ve insanoğlunun hüsran içinde oluşuna işaret eder. Hocam bireysel muhasebe yapılacağını kişiye hatırlatan bir ikaz gibi de düşünülmeli değil Kesinlikle mi efendim? Kesinlikle öyle. Yani bugün geçmiştir. Bu geceye ulaştığında gündüzü nasıl geçirdiğini hesaba çekmelisin. Böylelikle insan zamanı doğru, düzenli, disiplinli yaşayabilir. Bir ay boyunca kendisini hesaba çekmeyen bir insan bir ay sonra hesaba çektiğinde zaten pek çok şeyi kaybetmiş olacaktır. O yüzden insanın her gün hatta günde beş defa kendini hesaba çekmesi gerekir. Bu bağlamda Biraz önce de söylediğimiz gibi maalesef sadece gençler ve çocuklarımız değil yetişkinler de dahil insanların pek çoğu zaman konusunda e, israfa düşmüş durumda. Evet. Buraya 3 saat kadar süren bir yolculuk sonucunda ulaştım. Yolculukta tabii ki süre uzun olunca gözlem yapma imkanı da beraberinde daha uzun oluyor. Evet. E, genç ya da yetişkin herkesin elinde e, malum oyuncaklarımız vardı ve bu konuda e, sosyal medya gibi bir haberleşme veya iletişim alanının da çok yaygın olarak kullanılması, bunun sayesinde insanların dünyadaki bütün gelişmelerden haberdar oluyor olması, belki insanları biraz daha akıllı telefonlara veya internete bağımlı hale getirdi. E, bu konuda maalesef gençlerimiz çok daha vahim bir durumda. Ee, ...bu gerçekliğe işaret etmek üzere aslında çağımızı anestezi çağı olarak adlandırıyorlar. Çünkü evet. insanlar sorumluluklarından kaçmak üzere, stresten uzaklaşmak üzere, dinlenmek üzere... Ama aslında çoğu kez de e, sonu hüsranla bitecek bir biçimde, çözüm aramak yerine kaçmak şeklinde sosyal medyaya veya telefonlarına veya çeşitli oyunlara sığınıyorlar. İşte anestezi çağı diyerek gençlerimizin içinde bulunduğu bu uyuşmuşluk haline işaret ediyor bu kavram. Bu konuda evet. e, Ramazan'ın kişinin kendisine dönerek yeniden bakması ve kendisini en azından küçük küçük adımlarla değiştirmesi konusunda önemli bir vesile olduğunu Elbette. buradan bütün gençlerimize hatırlatmamız gerek.